Manşete hoş geldiniz. Hafta sonu Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar. Türkiye'nin gündemi. Bu konuşuluyor. Yeni rüşvet ve yolsuzluk haberleri. Yeni iddialar. Gülşen'in tutuklanması. Perşembe Cuma gününe damgasını vururken. Cumartesi Pazar. Sedat Peker önceden de haber vererek. Bir takım bombalar patlatacağını söyledi ve patlattı. Özellikle... E, borsada Keriz silkeleme ya da küçük yatırımcıyı silkeleme diyebileceğimiz operasyonların perdarkasına ilişkin detaylar verdi. Ve bir e, kadın holding patronu üzerinden devletteki kirli ağı, kirli rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Ve bu taraflar tarafından da özellikle o kadın iş kadını e, Mine Tozlu Sineren tarafından da kabul edildi. Sedat Peker'in anlattıkları, paylaştığı WhatsApp mesajları, rüşvetin belgeleri tabir yerindeyse. işin içinde Cumhurbaşkanı danışmanları var. İşin içerisinde Türkiye Odalar Birliği'nden Odalar Borsalar Birliği'nden meclis üyeleri var. İşin içinde gazeteciler var. İşin içinde milletvekilleri var. İşin içinde medya grubu patronları var ve işin içinde SPK vesaire var. Sermaye Piyasası Kurulu Halk TV'de Cumartesi akşamı Mine Tozlu Sineren 2 saati aşan bir canlı yayında ağırlandı. Ben de o yayını baştan sona seyrettim. Çok da yararlı oldu. Mine Tozlu o yayında bütün bu ilişkileri kendi dilinden anlattı. Kimseye rüşvet vermediğini söyledi ama kendisinden rüşvet talep edildiğini, ne kadar talep edildiğini ve kimlerin talep ettiğini detaylı olarak anlattı. Milletvekilleri, SPK. Daki yetkililer, aracılar, cumhurbaşkanı danışmanları, gazeteciler vs. E, bu konuşuluyor. Burada Zehra Taşkesenlioğlu var. AKP milletvekili. Yakın dönemde e, üniversite rektörü Ünsal Ban ile evlenmişti. Onunla bir olaylı boşanma davası söz konusu. Türkiye'de yayın yasağı var. Bu boşanma davası ile ilgili haberlere enteresan. Her can sıkan meseleye yayın yasağı konuyor. Fakat bu boşanma davasında astronomik tazminat ...rakamları uçuştuğu için havada... ...hayrola bu insanların eti ne, budu ne... ...bu kadar büyük tazminat rakamları nereden çıktı falan dedirtti. Onunla gündeme geldi. Onun ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu... ...SPK başkanı, şimdi değil eski SPK başkanı... ...Mine Tozlu ona ulaşmaya çalışıyor... ...ve aracılar işte o arada rüşvet e, istiyorlar. Rüşvet isteyenler e, Serkan Taranoğlu... Yine aynı şekilde bu işi yapma karşılığında para isteyenler Salih Orakçı falan gibi isimler gazeteciler de var. En çok Serkan Taranoğlu ismi üzerinde duruldu çünkü olay şeye uzanıyor, saraya uzanıyor ve saraydaki danışmanlara uzanıyor. Danışmanlar arasında da bir çekişme olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda borsa tabiri geçiyor. Dolayısıyla halkın anlayabileceği işlemler, halkın anlayabileceği bir çark değil. Yani Ekonomiden anlayan herkesin de anlayabileceği bir çark değil. Borsacı olmak, borsadaki dengeleri bilmek gerekiyor. Gözaltı pazarı gibi, Virman gibi, ne bileyim, e, sermaye artırımı gibi, hisse senedi satış operasyonu, alım operasyonu falan gibi laflar, kelimeler geçiyor. Teknik tabirler var. Oranın kendine göre bir işleyişi var. Bununla ilgili son derece Sedat Peker'in tweetlerinde de Mine Tozlu Sineli'nin anlatımlarında da çok teknik detay var. Ben sizi ona boğmayacağım ama orada şu ortaya çıkıyor ki bunu Mine Tozlu zaten yayında da anlattı. Borsa'da öyle bir mekanizma var ki öyle kirli bir mekanizma var ki onun üzerinden zenginleşmenin onun üzerinden rüşvet almanın onun üzerinden işte Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 180 milyon dolarlık serveti İstanbul'da belli adreslerde, belli dairelerde, belli kasalarda tutuluyormuş. Sedat Peker bunu adresiyle, fotoğrafıyla, görseliyle yayımladı. Çok büyük paralar bunlar. Ama bu borsadaki kirli mekanizmayla olan bir şey. Yani orada batık bir şirket buluyorsunuz, ona alıyorsunuz, borçlarını üstleniyorsunuz. İşte efendim sermaye artırıyorsunuz. Hisse senedi satış yasağı varken ona bir arka kapı buluyorsunuz. Öbürü belki araya aracılar giriyor onları yemliyorsunuz. Verilen izinlerle filan işte küçük yatırımcı bilmem ne derken... ...Mine ifadesiyle nasıl ki kumarda hep masa kazanır... ...borsada da hep patron kazanır diyor. Yani bu şekilde giriyorlar patronlar borsaya... ...ve böyle küçük yatırımcıyı silkeleyerek büyük kazançlar elde ediyorlar. Ama o kazançları da elbette arada buna yardımcı olan insanlara... Komisyon olarak dağıtıyorlar bir bölümünü. Bu tür ilişkiler ortaya çıktı. Tabi o arada Mine Tozlu Sedat, Sedat Peker'le tanıştığını, anlattığı her şeyin doğru olduğunu söyledi. Bu bilgileri ne, nereden aldı? Çok şaşırdım dedi. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun bir bankasya geçmişi var. Bunun üzerinde de duruldu. Bankasyada 10 yıldan daha uzun süre çalıştığı söyleniyor. Alt düzeylerde teknik eleman olarak çalışmış ama son yıllarında kredide, kredilerden sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapmış. Oraya Faysal Finans'tan gelmiş, Bankasya'dan da Halk Bank'a geçmiş ki Halk Bank'ta Reza Zarrab'ın rüşvet operasyonunu yönettiği banka. İktidar açısından son derece kullanışlı olduğu biliniyor. Tabii yine aracı olduğu ifade edilen yani Mine Tozlu'nun SPK ile ilişkilerinde bu borsada yürüttüğü operasyonda aracı olduğu iddia edilen Serkan Taranoğlu'nun da Cumhurbaşkanlığından sağlık nedenleriyle ayrıldığı söyleniyor. Tıpkı sağlık nedenleriyle affını isteyen Zehra Taşkesenlioğlu gibi detaylarını bilmiyoruz fakat Olay şu resimde görülen şahıslar gibi Cumhurbaşkanı danışmanları üzerinden yürüyor ve olay arkada resmi görülen şahsa doğru uzuyor. Ama şahıs iyi, çevresindekiler kötü hadisesi yok burada. Solda Korkmaz Karaca var, ortada Yiğit Bulut var, sağda da meşhur Serkan Taranoğlu'nu görüyorsunuz. Bir biçimde muazzam bir çark kurulmuş ve bu, çark, bu çarkın aktörlerinin ipi Serhat Albayrak'ın elinde. Bunu Sedat Peker iddia ediyor ve Said Sefa da bunun altını çizmiş. Özet diyor. Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak Cumhurbaşkanı danışmanlarından bazılarıyla çete kurmuş piyasadan rüşvet topluyor. Tabi Turkuaz Medya bunu yalanlamış hukuki ve cezai işlemler başlatıldı filan demiş ama iş işten bir anlamda geçmiş görünüyor. Medyada destekçileri var Sedat Peker'in ve Sedat Peker'in tweet serilerinin ortaya koyduğu ifşaların. Yılmaz Özdil biraz kantarın topuzunu karıştırmış. SPK'nın kısaltmasını Sedat Peker kanırtıyor diye değiştirmekte fayda var Falan demiş ama mesafeyi korumakta yarar var. Fakat korumasın Yılmaz Özdil ee, ve bu vesileyle gruplaşmaların, ekipleşmelerin, ilişkilerin e, kodlarını çözmemize yardımcı oluyor bu tür destek mesajları. Hoş. Burada kod çözecek de bir şey yok yani. <laughs> ...müttefiklik ilişkisinde... ...Bahattin Yücel eski turizm bakanı... ...olayın sabah ...yani turizm sektöründe önemli bir derneğin... ...üst yönetimine kadar uzanabileceğini söylemiş... ...bu olayın değil fakat farklı bir olayın... ...Sedat Peker'in iddialarıyla... ...o açıdan da enteresan... ...bu arada Sedat Peker'e ulaşmak isteyenler var... ...mesela e, Nihal Olçok da... ...benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama... ...ben de bana yaşatılanlar için... ...vekalet vermek istiyorum... ...ben başa çıkamadım yorgunum hem de göründüğünden... ...çok fazla demiş son derece enteresan. Şimdi bu halisenin ortaya koyduğu bir de şu var. Yani bir borsada nasıl para kazanılır, nasıl borsada şebekeler kurulmuş ve 400'ün üzerinde şirket olduğu söyleniyor. Belli ki çok büyük holdinglere Koç gibi, Sabancı gibi holdinglere belki dokunmuyorlar veya onların işlerini farklı türlü hallediyorlar ama aradaki şirketlerle, şirketler üzerinde bir nebalan, nemalanma yöntemi keşfedilmiş bürokratlar tarafından. Bir de işin şöyle bir tarafı var Zehra Taşkesenlioğlu Ünsal Ban evliliği çatırdadı ve boşanma davası yüksek tazminat falan söz konusu belli ki iş çatırdadığında Ünsal Ban eşiyle alakalı bilgi ve belge toplamaya başlamış İçeride videolar aile kavgalarından aile tartışmalarından videolar çekmiş ve bunu Sedat Peker'e ulaştırmış. Ve Sedat Peker de Ünsal Bar'ın izni daire, e, dahilinde bunu yayınlıyor. Gerçi diyor yarın öbür gün başın sıkıştığında bunu yayınlayacaktım ama şu anda başın sıkıştı. Can güvenliğin tehlikede diyor ondan dolayı veriyorum diyor. Şunu ortaya koyuyor bu. Sedat Peker'e başın belaya girerse diye ulaştırılan veya ulaştırılması planlanan video ve belgeler var. Enteresan. Ancak o patlatırsa gündeme gelebileceği ve işin çözülebileceği düşünülüyor. Bir medyanın, bir gazetenin, bir gazetecinin patlatması, bir televizyonda bunun yayınlanması değil. Sedat Peker üzerinden bu işin etkili olacağına bir inanç var. Hatırlar mısınız İtalya'da veya mafya filmlerini seyrettiyseniz insanlar işlerini çözemeyince alacak verecek davası ve Türkiye'de de vardı bu gerçi de devlette de işini çözemeyince filan mafyaya müracaat ederdi. Ve mafya o işi çözerdi komisyonunda alırdı ya da işin bedeli neyse oradan bir komisyon alırdı ya da yaptığı işin bir ücreti vardı neyse. Adam dövdürme, yaralama falan bunların tarifeleri. Şimdi de insanlar bir mafya lideri olarak Sedat Peker'e yöneliyorlar. İşin böyle de bir e, yönü var. Yani hemen herkes e, olası bir çatışma ihtimaline, olası bir anlaşmazlık ihtimaline, olası bir başım darda düşerse ihtimaline binaen herkesle ilgili e, video ve belge biriktirmeye başlamış. Herkes herkesle ilgili video ve belge toplama başlamış ve bunları da bir biçimde Sedat Peker'e ulaştırmaya çalışıyor. Ölüm riski söz konusu olabilir, ortadan kaldırılabilirim, işlerim bozulabilir filan falan. Başım işte dara düşerse. E, videoların dolaşıma e, girmesi, takip eden başka iddiaların veya video, videoların olabileceği e, ihtimali bir anlamda kişinin e, can güvenliğini e, emniyete alması açısından da Belki işe yarıyor. Bilmiyorum. Öyle bakıyorlar. Yektan Türk Yılmaz çok enteresan bir konuya dikkat çekmiş. Diyor ki... Mine Hanım'ı ben de dinledim diyor Halk TV'de. Özetle şunu söylüyor. Otoriter baskıcı veya dikta yönetimlerinde öyle bir baskı kurarsınız. Öyle bir sistem inşa edersiniz. Öyle bir rejim inşa edersiniz ki kimse kafayı kaldıramaz. Böyle şeyler olmaz. Şimdi diyor Recep Tayyip Erdoğan rejimi tel tel dökülüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. İnsanlar... İtirazlarını dile getirmeye başladılar. Video bantları dolaşma girdi. Rüşvet belgeleri, yolsuzluk belgeleri falan falan WhatsApp mesajlaşmaları, insanlar birbiri hakkında cephane toplamış, onu patlatıyor birer birer. Bu diyor, Recep Tayyip Erdoğan otoriterliğinin stabilize olamadığını gösteriyor. Kendi mezarını kazan bir mekanizmayı üretmeye başladı diyor. Son derece önemli. Normalde otoriter bir yönetimse bunların hiçbirisine meydan vermez. İşte Recep Tayyip Erdoğan otoriterliğinde bu yok. Olmadığı için de o otoriterlik sarsılıyor. Fırtına yaklaşıyor derken KC'de kastettiğimiz de bu esasen. Sedat Peker tweetlerinde sarıyla işaretlediğim bölüm önemli. Benim uzmanlık alanım korku iklimi oluşturmak diyor Sedat Peker. Şiddet tarzı organizasyonlar. İşte yaklaşan fırtına da bu. Bir korku iklimi oluşturma ve şiddet tarzı organizasyonlar hangisine giriyorsa Yoksa bir kamuoyu aydınlanması, rüşvet yolsuzluk çarkının o ortaya dökülmesi, belgelerin, bilgelerin ortaya dökülmesi, savcıların harekete geçilme geçmesi, suçluların yakalanması ve işte hesap vermesi falan değil esasen. Böyle bir fırtına yaklaşıyor. Bu fırtınanın sonucu ne olur bilmiyoruz. Yani ortaya dökülen rüşvet ve yolsuzluk sarmalının gittiği yer belirsiz. Değilse umutlanmaya ihtiyaç var ve umutlanmak istiyoruz. Ayrı bir konu. Umutlanmanın önündeki engel de, engel de şu. Yakın tarihte eski Süleyman Demirel, ne bileyim Mesut Yılmaz Çiller, ondan önce işte Ecevit, daha önce işte 1971'ler, 60'lar, 50'lere Türkiye'nin geriye doğru siyasal hayatında hep yolsuzluk, rüşvet olmuş ve bunlar hep iktidar çevresine yakın aileler içinden çıkmış. Bu hep olmuş. Yakın dönemde de yani bizim hemen e, genç arkadaşların dahi hatırlayacağı yakın dönemde de bu tür hadiseler çıktı. Ama arkası gelmedi. İşte bunlardan biri de 17 Aralık 2013 soruşturmasıydı. Erdoğan Bayraktar tam bir sene önce bugün 29 Ağustos 2021'de gazeteci Altan Sancar'a her şeyi itiraf etti. Dedi ki 17 Aralık dosyasında benimle ilgili ne varsa hepsi doğrudur dedi telefon dinlemeleri, tapeler, teknik takip hepsi doğrudur. Ben de orada kendimi ayırmaya çalıştım ama gücüm yetmez. Döverler beni, öldürürler. Beni bilmem ne yaparlar. O kadar gücüm yok benim dedi. Bunun da iki yön var. Bir tanesi insanlar güçsüz, insanlar başına geleceklerden dolayı endişeli. İkincisi bu tür hadiseler, teyit edilmiş hadiseler Sedat yani Sedat Peker'in şu hafta sonu anlattığı hadiseden daha önemsiz değil Erdoğan Bayraktar'ın itirafı ve kendisiyle ilgili dosyayı kabul etmesi. Ama ne çare kapudu var. 17 Aralık 2013 soruşturması ne oldu? Takipsizlikle sonuçlandı. Hükümet aldı onu, kumpas dedi. Ee, sahte dedi, montaj dedi. Çıktı işin içinden. İşte o günkü dört bakandan biri. Erdoğan Bayraktar her şeyi doğru dedi. Hatırlıyor musunuz bir sene önce bunu dediğini? Hatırlıyorsanız bir senede bu söylemenin ardından ne oldu? Tekrar Erdoğan Bayraktar suskunluğa gömüldü. Harekete geçen kimse oldu mu? olmadı. Sadece bu laf arşivdeki yerini aldı. O kadar. Böyle bir atmosfer. Savcı nerede sorusunu sormuyorum epeydir diyor. Ünlü idare hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday tabii Cumhuriyet Savcısını kastederek Bakın HSK üyeliği seçiminde Cumhur Millet İttifakları uzlaştı HDP tepki gösterdi haberini BBC Türkçe'den kestim getirdim. Tarih 20 Mayıs 2021. Yani 15 ay önce. Açın BBC'de detayını okuyun. Bu haberde diyor ki Hakimler Savcılar Kurulu'na meclis tarafından seçilecek 7 üyenin ismi üzerinde uzlaşıldı. Kurulun 4 üyesi Cumhur İttifakını temsil eden AKP MHP, 3 üyesi ise Millet İttifakından İYİ partinin kontenjanından belirlenecek. Anlaştılar. HSK, HSK yeni tabiri, yeni ismiyle HSK üyeleri konusunda dağılımda anlaştılar. Aynı HSK şu anda astı astı kestiği kestik hakim savcıları şunu bunu belirliyor. Sonra da diyorlar ki bu ülkede yargı bitti. Yargı bittiyse sen niye HSK üyeliği için iktidarla oturuyorsun anlaşma yapıyorsun? Bu iktidarın attığı her adımda, her icraatta geriye doğru. Hele özellikle son 10 senedir. 17 Aralık'ın niye arkası gelmedi, sonrakilerin niye arkası gelmedi, Selahattin Demirtaş ve arkadaşları 6 yıldır neden zindanda? Daha bir sürü şey sıralayabilirim. Hepsinde iktidar kadar muhalefetin de payı var yani muhalefet biz iktidar değiliz iktidara geldiğimizde çözeceğiz muhalefetin etkisi sınırlı falan demesinler. Rüte'ye de üye gönderiyor her yere üye gönderiyorlar. Nerede bu savcılar? Savcılar nerede olacaklar? Ya açıktalar ya sürgündeler ya ihraçlar ya karpuz satıyor resimdeki gibi ya cezaevinde ya da gurbette yurt dışına kaçtı. Nerede olacak? Savcılar nerede sor diye soruyorsunuz diyor eski hakim Mehmet Köroğlu. Savcılar nerede bilmem ama eski bir hakim olarak ben karpuz ve bal satıyorum demiş. Evet. Mehmet Önok ceza hukukçusu Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili mühim bir detay veriyor. Kararı oluyor, okudum diyor. Fiilin neden madde 216'ya girdiği, hangi tutuklama nedeninin var olduğu, adli kontrolün neden yetersiz kalacağı, yatarı olmayan bir suçtan ötürü birini tedbiren mahsus etmenin mahpus etmenin neden ölçülü olduğu gibi detaylar yoktu diyor. Öyle. Yukarıdan talimat. Alın bunu içeri. O arada bu kadının katli vaciptir diyene bir şey yok. Türkşat Kunhan Uçuk. isime bakar mısınız? 2018 Hukuk Fakültesi mezunu, Görüşlerini tutuklayan savcı. Sezen Aksu için dillerini keseceğiz, beyinlerini sıkacağız diyen, beyinlerine sıkacağız diyen adama Erol Bulutmuş o da. Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş. Orada da diyor ki, ölüm tehdidinin sert eleştiri kapsamına girdiği yani ölümle tehdit etmiş ama bu sert eleştiri kapsamına giriyor. Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından tehlike oluşturmadı. Bak yani fikir hürriyeti, eleştiri hürriyeti filan olayında nasıl işe gelen kararlarda koyuyorlar, öbür tarafta koymuyorlar. Onun bir örneği. Neyse, bir iki grafikte şeyden vereceğim. Fırtına yaklaşıyor, bir anlamda da büyük bir ekonomik fırtına yaklaşıyor. Bütün dünyayı kasıp kapıracak. Kimi altına alacak, kimi suyun üstünde kalacak bilmiyoruz. Ama iki yıl sürecek bu. E, Amerikan Merkez Bankası e, Başkanı Powell Cuma günkü açıklamasında acı reçeteden bahsetti daha yüksek faiz oranları göreceksiniz dedi. Daha yavaş büyüme göreceksiniz dedi. Bu iş gücü piyasasını da etkileyecek dedi. Yani işsizlik hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecek diyerek acı reçeteyi müjdeledi. Tabir yerindeyse İngiliz Maliye Bakanı Nedim Zahavi de 2 yıl sürecek bir ulusal ekonomik olağanüstü halden bahsetti. 2 yıl sürecek. Yani 2022 gitti. 2023'ü de kaybettik. 2024 kısmet. Evet. O arada Ukrayna Savaşı da bu işin nedenlerinden biri ama Ukrayna'nın Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı savaştan bu tarafa %70 artmış yaklaşık. Enerji fiyatları arttı falan filan ama hani savaş yaptırımlarla da özellikle Rusya ekonomisini bitiriyor derken ihracatı %70 artmış AB ülkelerine. Böyle. Neyse siz YouTube'da kalın. Almanya YouTube verileri bir yetişkin Almanya'da günde 40 dakika YouTube seyrediyormuş. Ekonomisi de son derece yüksek. Yani 2021 yılında Alman ekonomisine YouTube 1.2 milyar eurodan fazla katkı sağlamış. 100 binden fazla abonesi olan YouTuber sayısı 5000. 1 milyondan fazla abonesi olan kanal sayısı ise 400'ün üzerindeymiş Almanya'da. Almanya bu işi katlayarak götürüyor. Ekonomiye de büyük bir katkı var. Darısı diğer ülkelerin başına diyelim ama... Türkiye YouTube ekonomisiyle zenginleşmeyi düşünecek durumda değil. Çünkü o konuda <laughs> o konuda e, baraj kapaklarını aşarsa, açarsa kendi de altında kalır suların. Evet. Bir yayını daha böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.